önemli bir Amerikan basın organı New York Times'ta. Diyor ki İsrail'in operasyona hazır olmadığını düşünüyor Washington. Yani Pentagon şöyle diyormuş. İsrailliler bir şehir savaşının zorlukları konusunda hiçbir şey bilmiyorlar. Çünkü dedik ki yani orada tüneller vesaire kolay işler değil onlar. Dolayısıyla bunlara bir yardım lazım. Bunlar orada girerlerse kendi başlarına çıkamazlar oradan. Pentagon bunu görüyor. Bununla alakalı olarak bir isim gönderiyor, görevlendiriyor bölgede. Gitmiş o adam da. Kor General James Glynn isminde bir 3 yıldızlı komutan. Amerikan ordusunda önemli isimlerden bir tanesi. Bu general kimmiş? Sen bize biraz anlat. Ne önemi var? Biz şimdi başlığa da yazdık tweetimizi duyururken yayını. Kritik isim dedik bu isim için. Ne anlatacak İsraillilere? Ne öğretecek orada? Bu Glin kimdir? Daha önce ne yapmış? Sen bize biraz anlatsana. Ya bugün işte en baştan söylediğimiz mesele, yani İsrail ordusunun meskun mahal çatışmalarına, işte şehir savaşları dedikleri çatışmalara karşı bilgisizliğini aktarmıştık. Artı Gazze'nin kendi özel şartları. Çünkü her meskun mahallin aynı zamanda ayrı özel, kendi işlerinde de ayrı şartları vardır. Gazze'nin de özel bir durum var. Yıllardır ablukada Hamas'ın askeri unsurları son derece iyi bildiği bir alan. Yeraltı tünellerini bahsettik, dosyasını hazırladık süper haber olarak. Ondan sonra emeklerinize sağlık bu arada, siz hazırladınız onu. Ondan sonra tüneller boyutu var. Ondan sonra yani önemli bir avantaj Hamas'ta. İsrail'de zaten hem bilmiyor, İsrail ordusu bilmiyor, hem de bilmediği bir alanda, savaş türünde bilmediği çok zor bir alana girecek. Dedik ya, kara saldırısını erteleyip durmaları nedeni bu. Bilmiyorlar. Amerikalılar da uyarıyor. İşte bunu şimdi geçen şunu söylemiştik. Türk ordusu dünyada en tecrübeli ordulardan bir tanesidir. Meskun mahal konusunda. Hendek barikat terörü sırasında verdiğimiz mücadele ortada. Siviller zarar bile görmediler. Yani burunları bile kanamadı. Teröristler imha edildi. Şimdi burada tecrübeli ordulardan bir tanesi de tabii ki Amerikan ordusu. Amerikan ordusu da nerede? Irak işgali sürecinde özellikle ciddi bir şekilde meskun mahal tecrübesi edindi. Ek olarak terör örgütlerini destekledikleri için meskun mahalde nasıl terör eylemleri yapılır, onların da eğitimini verdiler. PYD terör örgütünü, belki de DAEŞ'i böyle eğittiler yani. Şimdi bakıldığında. İşte Irak'ın işgal süreci dedik ya, işte bu Kor General James Glynn Irak'ın işgal sürecinde görevli Amerikalı komutanlardan biri. Nerede görev yapmış? Irak'ın Felluce kentinde. Çünkü hatırlarsınız, bu o dönemi hatırlayanlar bilir. Irak'ın işgal sürecinde en şiddetli çatışmaların yaşandığı alanlardan bir tanesi Felluce'ydi. Felluce'de Irak'ta işgale karşı direniş yapan insanlar, kendi ülkelerini savunan insanlar Amerikan ordusuna hakikaten kök söktürmüştü. Ve meskun mahallelerde de ciddi çatışma yaşanmıştı. İşte bu Glynn, Felluce'deki en önemli, en böyle şiddetli çatışmalarda görev yapan isimlerden biriymiş Amerikan ordusunda. Bunu kim yazıyor? Time of New İsrail York Times. isimli. Ha, tamam, New York Times'ı oradan aktarıyor. Tabii. Oradaki yayın organı aktarıyor. New Evet. York Times da oradan aktarıyor dediğim gibi. Şimdi Felluce'de görev yapan bir isim. Yani bir meskun mahal tecrübesi işgale karşı direniş noktasında var Glynn'in. Hemen hemen aynı olay. Şimdi Gazze'liler de kendi Tabii. topraklarını savunacaklar Felluce'deki gibi. Glynn yine gidip işgalci güce destek verecek. Şimdi aynı zamanda bir tecrübesi daha varmış. Dedik ya, terör örgütlerini de desteklediler falan filan. İşte Trump'ın Obama ile Clinton kurdu dediği DAEŞ'e karşı özel harekat sürecinde, özel harekat mücadelesi sürecinde Glynn yine görev yapmış. Tabii orada nasıl bir görev yapmış onu bilmiyoruz. Detayları bilmiyoruz. Sahada görev yapmış mı, komuta boyutunda mı? Sonuçta DAEŞ mücadelesi sırasında tüm olma ihtimali var. Belki bir ihtimal de tuğdur. Yani rütbesi ne zaman yükseldi bilmiyoruz ama DAEŞ mücadelesini 2016-2017 o Rakka falan boyutunda sayarsak orada
Glenn'in görev yaptığı da biliniyor. Yani o 2000 Amerikalı da hep diyorduk ya, muhtemelen bunlar meskun mahali bilen kişiler. İşte muhtemelen onlara da liderlik edecek, komuta edecek komutan olarak bu herif görevlendiriliyor. Yani orada Amerikalılar hem sahada hem karargahlarında, İsraillerin karargahlarında İsrailleri yönlendirecekler. Olası çatışmalara, kara saldırısındaki olası çatışmalarda akıl verecekler. Ve İsrail'in o saldırıda işgal planını gerçekleştirmesi için çalışacaklar. Bu noktada önemli bir şey ve söylediklerimizi bir anlamda teyit eden bir gelişme. Yani sadece biz söylemedik tabii ki. Yani bu işin uzmanları da anlatıyor. Eski askerler falan da anlatıyor. Yani kara saldırısının, kara harekatının o kadar kolay olmayacağını, ki ben Hendek Barikat terörü sırasında görev yapan bazı askerlerin fake hesaplarla da olsa yaptıkları paylaşımları da biliyorum. Çünkü fake hesap olduklarını, yani onların eski asker olduğunu nereden biliyorum? Tanıyorum yani. Bildiğim isimler de var. O noktada bildiğim isimlerin paylaşımlarından da görüyorum. Onlar da o tespitleri yapıyorlar. Ve o tespitleri işte Hendek Barikat terörü sırasındaki mücadeleyle İsrail'in Gazze'deki İsrail ordusunun durumunu karşılıklı analiz ettiklerinde, İsrail ordusu hakikaten deyim yerindeyse koskoca bir ordunun ölüsü çıkar oradan yani. Cehenneme döner diyoruz ya. İşte Amerikalılar bunu engellemeye çalışıyor.